Herkese merhaba, ben Dilek Demirer, kanalıma hoş geldiniz. 6. ünitenin etkinliklerle konu anlatımı dersini sizlerle birlikte yapacağız. Bu ünite için özel bir konu anlatımı vermedim. Çünkü daha önceki yıllarda yayınladığım videoların içerik olarak bu yılki kitaba da uygun. O nedenle bu dersleri kanalımdan izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu ünite için bir kelime videosu var. Mutlaka bunu izleyin. Kelimeler çok önemli. Ayrıca detaylı bir konu anlatımı, bir de Karayip korsanlarını içeren bir oyunla pekiştirilmiş bir paketi sizlerin izlemesini istiyorum. İzlediğinizde konuyu pekiştirmiş olacaksınız. Biz bu derste biraz daha etkinlikler yaparak ama aralara ufak ufak da hatırlatma konu anlatımları koyarak konuyu pekiştireceğiz. Kanalıma ve bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, bu dersin adı Occupations yani Jobs, meslekler. Yani mesleklerin isimlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve bu gördüğünüz tarz soru da sınavlarda mutlaka kesin ötesi karşınıza çıkacaktır. Hemen bu görsellerle meslekleri eşleştirmenizi istiyorum. Mutlaka etkinlikleri yapmanızı istediğimde videoyu durdurun. Kendiniz defterlerinize not alarak etkinliği çözün, sonra benimle birlikte kontrol edin. Böylece daha iyi öğrenebilir ve eksiklerinizi, hatalarınızı tespit ederek konu anlatımına geri dönüp onları tamamlayabilirsiniz. İlk görselden başlayalım. Aşçı, cook. Evet, işçi, worker. Bakın inşaatta çalışıyor. Kuaför, saç yapıyor, hairdresser. Dişçi, nerede dişçi? Dentist, bulduk. Şoför, driver. Avukat, lawyer, mahkemede avukatlar. Evet, mühendis, kontrol ediyor, bina doğru yapılmış mı? Planlara bakıyor. Planı çizen kişi kim? Architect, mimar. Bu ikisini birbirine karıştırmayın. Architect, çizimleri yapan kişi. Engineer ise çizimleri kontrol edip çizime göre binayı yapan kişi. Peki tamirci, mekanik, arabalarımızı tamir ediyor. Satış görevlisi, salesman. Bu erkek olduğu için salesman dedim. Kadın olsaydı saleswoman olacaktı. Terzi, tailor ve müdür yani yönetici, manager. Evet, burada bu sorular sizin için çok önemli. Who is she? Bu kadın kim? Ne iş yapar? Ne yapabilir? Who is he? Bu adam kim? Ne iş yapar ve neleri yapabilir? Bunları sormayı ve cevaplamayı tekrarlayacağız. Anne ve baba üstünden hareketle sordum. What does your mother do? Anne ne iş yapar? Resimde görüyorsunuz annenin ne iş yaptığını. Çizim yapıyor, mimar. She is an architect. O bir mimar. Peki mimar ama mimarlar ne iş yapar? Yani neyi başarabilir, neyi yapabilir? Bunu sormak için de what can she do sorusunu kullanıyoruz. She can draw the plans of buildings. Binaların planlarını çizebilir. Draw çizmek. Peki baba için soralım veya bir erkek için what does your father do? Buraya kimin mesleğini soruyorsanız onu yazacaksınız. Mesela what does your uncle do? What does your sister do? İşte what does Seda do gibi ismi. He is a dentist, dişçi. Peki dişçi ne yapabilir? Bakın eline çekmiş koymuş dişi. He can pull out teeth, diş çekmek. Pull out teeth. Bu soruları sormayı ve cevaplamayı mutlaka çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Size tavsiyem kendi aile bireyleriniz veya çevrenizdeki meslek sahibi kişiler hakkında birkaç tane bu sorulardan sorun ve cevaplarını yazın. Bu şekilde pratik yapmış olursunuz. Ayrıca bana videonun altına yorum olarak da bu soruların cevaplarını yazmanızı istiyorum. Yani anneniz ne iş yapar, babanız ne iş yapar ve onlar ne yapabilir? Evet, bu tekrarlama sonrasında yine sınavda kesinlikle çıkabilecek bir soru kalıbı üzerinde çalışacağız. Who am I? Bu sefer ben kimim?
Yapabildiğim şeyleri burada vermişim. Sen de bu yukarıda verdiğim meslekleri yapabildiğim şeylerle eşleştireceksin. Bu kadar kolay. Önce eşleştirmeyi defterin üzerinde yazarak yapıyorsun. Sonra çözümler için ben burada seni bekliyor olacağım. Evet, açıklamayı okumamız gerekiyor tabii ki bunu yapmak için. I can build roads, bridges and buildings. Road, yol. Bridge, köprü. Building, bina. Yol, köprü, binayı build yapan, yani inşa eden, yapan kişi kim? Mühendis, engineer. I can cut and sew fabric. Fabrik, kumaş. Kumaşları kesiyorum, dikiyorum. Sew, dikiş dikmek. Kim yapar bunu? Tailor, terzi. Pull out teeth, diş çekeni öğrendiniz artık. Dentist, dentist. Hani babam yapıyordu. My father is a dentist demiştim biraz önce. I can sell goods at a shop. Goods, ürünler, mallar. Bir dükkanda ürünleri sell, satan kişi kim? Sell, sales'ı çağrıştırsın size her zaman. Satış görevlisi. I can look after ill people. Ill, hasta. Hastalara bakan, look after, bakmak, onlarla ilgilenmek. Hemşire, nurse. Cut, dye and design hair. Hair'dan hairdresser'ı kolayca bulabilirsiniz. Ama anlamlarını da bilin mutlaka. Kesmek, boyamak ve design, şekil vermek. Devam ediyoruz. Artık ne yapacağını biliyorsun. Tekrar tekrar anlatmıyorum. I can grow fruits and vegetables. Fruit, meyve, sebze. Sebze ve meyveyi grow yapıyor. Yani yetiştiriyor. Kim yapar bunu? Çiftçi. Farmer. Serve food and drinks at a restaurant. Bir restoranda yiyecek içecek servisi yapıyor. Bunu kim yapar? Servisi kim yapar? Waitress. Bu arada bayanlar için waitress deniyor, kadın garsonlar için. Erkek olsaydı waiter, waiter diye yazılıyor. Buraya ere koyacaktık. O da erkek garson. Defend people at courts. Mahkemede, court mahkeme. İnsanları savunuyor. Defend, savunma yapmak, savunmak. Lawyer, avukat. Drive cars and lorries. Kamyonları, arabaları drive kullanıyor. Drive, driver. Bu da sana çağrışım yaptırabilecek bir kelime. Drive, araba kullanmak. Driver da şoför, arabayı kullanan kişi. Cut and design hair'ı biraz önce açıklamıştım. Kuaför. Araba tamiri yapan kişi, repair, tamir etmek, mekanik. Bu slayta geri dönmek istedim. Çünkü minik bir açıklama yapmak istiyorum. Onu atladık. Şurada gördüğünüz E ve N'i neye göre koyuyoruz? Onu da bir hatırlayalım istiyorum. Bakın, bu kelimenin ilk harfi ünlü. A harfi. Sesli bir harf, ünlü bir harf. Dolayısıyla başına N geliyor. Çünkü okurken bile zaten eğer E koysak iki tane ünlüyü birlikte okuyamayız. Eğer. Bakın, okuyamıyorum kelimeyi. An architect. Bu yüzden arada bir kalın olacak ki telaffuz kolaylaşsın. Bu yüzden an koyuyoruz. Ama kelimenin başında kalın, yani ünsüz bir, sert bir harf varsa başına e koyuyoruz. Yine kolay okumak için, kolay söylemek için. A dentist. Evet, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şimdi çok önemli bir noktayı çalışacağız. Aman dikkat. Şimdi geniş zamanı öğrendik. Ben size to be'yi anlatmıştım. Olmak, emizar olarak kullanıyorduk. Bir yerde olmak, bir şey olmaktan bahsediyorduk. Ki bunu I am, he is, she is, it is, we are, you are ve they are olarak kullanmıştık. Şimdi bu kelimeleri kullanmamızı sağlayacak zaman kelimeleri de bunlardı. Today, yani bugün dediğinde bunlardan birini kullanman lazım. Today, bugün. Now, şimdi, şu dakika, şu anda bir yerde olmaktan bahsediyorsan veya bir şey olmaktan yine bunları kullanıyoruz. Ve this, this year, bu yıl, this week, bu hafta mesela, this month, bu ay gibi zaman kelimelerini görüyorsan emizarı kullanman gerekiyordu. Şimdi geçmişe gideceğiz sizinle. Geçmiş zamanda bir yerde olmak, bir şey olmaktan bahsettiğimizde işte bu emizar vazvöre dönüşüyor arkadaşlar. Son derece kolay.
Was burada kullanılıyor. Tekillerde he, she, it derde ve I ben dediğimde was kullanıyorum. I was, he was, she was, it was. Çoğullarda ise were kullanıyorum. We were, you were ve they were. Peki hangi zaman kelimeleri bu kelimeleri bize kullandırtacak? Yesterday, özellikle dün diyorsa. Dün, bakın geçmişte kaldı. Ego önce demek. Ego'yu kullanmak için ne kadar süre önceyse onu başına söylüyorum. Mesela 2 years ago, 2 yıl önce. 2 days ago, 2 gün önce. 2 weeks ago, 2 hafta önce. Bir de last var. Last geçen demek. Mesela burada gördüğümüz gibi geçen yıl, last year, last week diyebilir mesela. Geçen hafta, last summer, geçen yaz. Bakın geçmiş gitmiş. Tekrarlayalım. Yesterday dün, ago önce, last geçen. Bunları gördüğümüzde eğer bir yerde olmaktan, bir şey olmaktan bahsediliyorsa was ve were'ı kullanacağız. Cümlelerden bir olayı pekiştirelim. I am at the school today. Bugün okuldayım. Bakın bugün okulda olmak am. Ama I was at the fair yesterday. Dün başka bir yerdeydim. He is 12 years old now. Şu anda şimdi 12 yaşında. Ama geçen sene 10 yaşındaydı. Bakın 12 yaşında olmak. Geçen sene değil pardon 2 yıl önce özür dilerim. 2 yıl önce 10 yaşında olmak. Was'ı kullanıyoruz. Bu yıl 6. sınıftayız, değil mi? We are sixth graders. 6. sınıf öğrencisiyiz. Geçen yıl 5. sınıf öğrencisiydik. 5. sınıf öğrencisi olmak. Bu yüzden were'ı kullandım. Bu konuyu iyice pekiştirmek istiyorsanız birazdan şu yukarıda açılacak olan kartı açın ama bu videonun bitiminde onu da mutlaka izleyin ki bu konu çok önemli, tam olarak otursun. Evet, şimdi artık was'ı, were'ı, emizarı nereye ne zaman koyacağını öğrendin. Sıra sende. Bu boşluklara bunları yerleştir bakalım. Was ya da were koyacaksın. Am, is, are'dan bir tanesini tercih edeceksin. Hepsini kullanmak zorunda değilsin. Evet, my father. Şimdi zaman kelimesini bulacağız hemen. Now demiş. Şimdi. Dolayısıyla şimdi ne var? Bakın emizardan birini seçtiriyor bana. O zaman özneye bakacağım. Öznem, my father, bir kişi, babam, he. Bu yüzden is'i seçeceğim. Çok kolay. He a driver. Zaman kelimesi ego. Ego geçmiş zamandı. Was ya da were. He olduğu için was'ı seçeceğim. Yesterday, yine dün, geçmiş zaman. I olduğu için was, I was. Now, şimdi. Are. Şimdi bu size hata yaptırabilir. Çünkü burada I gördünüz. Hemen buraya am yazmak isteyebilirsiniz. Aman dikkat. Fakat ben tek başıma olsaydım, eğer Suna olmasaydı, evet I am yazabilirdim. Ama Suna and I dediğinde artık ben tek başıma değilim, iki kişi olduk, kalabalık olduk. Yani Suna ve ben biz demektir. Biz olduğu için de are kullanılır. Bu çok önemli bir bilgi. Sakın unutma. We, last summer, geçmiş zaman, we were. Last night, bakın yine last var. They were. Today, bugün. The weather dediği hava, hava durumu yani it. Bunun için sunny, is geliyor araya. Güneşliymiş bugün. Ve dün nasılmış? Yesterday it was rainy, dün yağmurluydu. Bu boşluklara bunları getirme de yine sınavda karşına çıkabilir. Şimdi bu soruları sorup cevaplamayı zaten biliyorsun ama pekiştirmek için tekrar etmek istedim. Şu ikisi bazen çok karışıyor. When were you born? When ne zaman? Doğum tarihini soruyor bak. When ne zaman? I was born. Doğdum. On, fourth. Günlerin başına 10 geliyor bakın.
Fourth of June. Haziran'ın dördünde doğdum. Onlar dört bizim gibi 4 Haziran demiyorlar. Haziran'ın dördüncü günü diyorlar. Bu yüzden bu dördüncü, beşinci, birinci, ikinci gibi incili, unculu sayıları çok iyi bilmen gerekiyor. Birazdan onları da hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Bu fourth dördüncü demek. Gün olduğu için başına onu koydum. Of June ise Haziran'ın demek için kullandığımız ek. Nın. Güzel. Haziran'ın dördüncü gününde doğmuş. Şimdi de yılı veriyoruz. 2007. 2007. Biz aynı gün doğmuşuz bu çocukla ya. Ben de 4 Haziran doğumluyum. Sadece tabii ki yıl farkı var. Evet, benim doğum günümle aynı gün. Where were you born? Peki nerede doğdun? Bu sefer where, nerede bakın. I was born in İstanbul. When ne zaman? Doğum tarihini sorar. Where, nerede? Onu sorar. Dikkat edin, yeri söylerken de başına in getiriyoruz. Şimdi bakalım. Jack'in doğum günü. Bunu da mutlaka bilin. Bu kesmese aitlik demek. Bu doğum günü kime ait? Jack'e ait. Jack'in doğum günü. 4 Haziran 2007. Evet, demiştim ya size bu incili unculu sayılar var. Bunları mutlaka yazarak çalışmanız gerekiyor. Bol bol yazın, bol bol tekrar edin. Hepsini liste olarak size burada verdim. Şimdi burada önemli olan şu. Birinci first, ikinci second, üçüncü third. Bunlar yeni birer kelime olmuşlar bakın. One'la, two'la, three ile alakası yok bunların. Bu yüzden bunları çok iyi bir bilin. Bunlar bir ayrı kutuda yer alıyor. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci derken artık sayıların sonuna bazı harfler ekleyip bunu üretiyoruz. Mesela for yazdım, fort. İşte bu sondaki iki harfte şu rakamın yanına yazdığınız kısaltma. Bakın first'te st var, bir st diye yazılıyor. Second'ın sonundaki iki harf nd, iki nd diye yazılıyor. Third, 3RD diye yazılıyor. Ki ondan sonra çoğu bir gördüğünüz gibi TH ile yazılıyor. Ama son iki harfine bakarak yapıyoruz bunu. Six, altı, altıncı sixth. Yedi seven, yedinci seventh. Sekiz eight, sekizinci de eight. Sekizin özelliği var arkadaşlar. Sonu herhalde TH ile bittiği için bir TH daha ekleyemiyoruz. Sekiz de eight, sekizinci de eight. En güzeli bu. Ninth yazılırken çok dikkat edin. Nine E ile yazılır biliyorsunuz. Ninedir. Ama TH'sini koyarken E harfini çöpe atmamız gerekiyor. Bunu da bol bol yazarak pratik yapın. Dikkat edilecek bir kelime. Onuncu kolay, 11. kolay. Twelve, twelfth. Daha farklı bakın. Twelve, twelve V diye, VE diye yazılır. Burada F harfi geliyor. Demek ki 12'yi yazarak bol bol çalışacağız. 9'a dikkat edeceğiz. 13th aynı. 14th, 15th, 16th, 17th, 18th. Bunlar da 19th. Hiç farklılık yok gördüğünüz gibi. Sadece sonuna TH ekledim. 9 ve 12'ye dikkat. 20. 20'ye dikkat. Çünkü 20 de 20 diye yazılır. Y harfi vardır sonunda. Y'yi kaldırıp atıyoruz. I, E, T, H ekliyoruz. 20'ye dikkat. Ondan sonra nasıl türeteceğiz? Tıpkı Türkçedeki gibi. 20'yi söylüyorum 20, sonra birinci diyorum. First. Yani aslında şu 9'a kadar olan hepsini çok iyi öğrenirseniz, sonra da 20, 30, 40, 50, 60'ı öğrenirseniz, onlara bunları ekleyerek istediğiniz inci uncu sayıyı üretebilirsiniz. Bakın 21. 20 dedim, 20 ikinci second. 23. Bu şekilde gidiyor. 30. Sıfırlılara dikkat. Y harfi gidiyor. O yüzden sıfırlıların yazılışlarını iyice çalışın. 40 dedi mesela. 48 diye yazılıyor. Ayrıca bunun için sizlere ayrı bir video çektim. Yine onun linkini de vereceğim. Onu da mutlaka izleyin ki bu konu tam olarak kafanızda yer etsin.
Evet, şimdi tarihleri okuma var. Tarihleri hemen hızlıca size burada anlatacağım ama onun için de ayrıca yine bir ders hazırladım. Çünkü bu konuda çok zorlanıyorsunuz. Onu da mutlaka izleyin. Şimdi 10 Şubat. Tenth, 10. Bakın, of February. Araya of'unu koyuyoruz. 10 Şubat derken of'unu unutmuyoruz. Şubat'ın 10. günü. 23 Mayıs. Mayıs'ın 23. günü. Önce 23. diyoruz. 23. Bir of çekiyoruz. Of May. Of Mayıs. Evet, bu tarihlerde bir of çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi yılların okunuşuna bakalım. Şimdi 2000'e kadarki okunuşlar bu şekilde. Mesela 1990 böl ortadan 2'ye 1990 diye okuyacaksın. 19, 19. 90, 90. Bu kadar kolay. Ama 2000'li yıllardan sonra böyle ortadan bölme yok. Artık 2000 demeye başlıyoruz. 2005, 2006, 2011 gibi. 2000, 2000 and 5. 2000'den sonrası da bu şekilde. Daha detaylı alıştırmalı anlatım bu videoda karşına çıkacak. Onu izle diyorum tekrar. Şimdi doğum tarihimizi söylerken günleri önce gün olduğu için başına 10 koyuyorum. I was born on the da diyebilirsin. Bu the ister koy ister koyma. Tenth of çekiyoruz. February. Bir virgül atıp yılı söylüyoruz. Sadece yılı söylemek istersek ayını gününü vermeden yılların başına in geliyor. Bu çok önemli. Şimdi bütün bu tarihleri yazmanı istiyorum. Ve daha sonra da kontrol et. Ben sana kontrol için açıyorum. Yıllara şöyle bir bakalım istiyorum. Bak, 2003, 2000, 2000 ve 3, and 3. 1919 çok güzel. Çünkü ortadan böldüğümüzde 1919 oluyor. 1919. Bu şekilde. 2012 bak. Bunda 2000'lerde ortadan bölme yok. 2000, 2000 ve 12. And burada 2 yazılmış. 12 olacak. Onu düzeltelim. Evet, düzelttik. 12, 2012. 2008 bakın. 2000, 2008. Öbür türlü. Böl ortadan 1928. 1928. 1964, 1964, 1983, 1983 şeklinde yılları da söylüyoruz. Evet, şimdi bakalım ne demiştik? İnler, onlar, vazlar, vörler. Doğruyu seç, yuvarlak içine al diyorum ama sen bir, on, iki, vaz, vör gibi şeklinde not al. Sonra birlikte kontrol edelim. Evet, okuyoruz. My little sister, benim küçük kız kardeşim, was born in September. Çünkü ne? Ayların başına in geliyordu. Yılların başına da in geliyordu. Günlerin başına on geliyordu. My parents was mı were mı? My parent, bakın parents çoğul yapılmış. Bu yüzden were. We were on holiday. Tatildeydik. Ne zaman? Last summer mı, ago summer mı? Ago süreçti biliyorsunuz. Bilmem kaç yıl önce, bilmem kaç gün önce deniyordu. Bu yüzden doğru cevap last oluyor. Geçen yaz demek last. I was born in February mi? Second of February mi? In dediğinde günü vermiyordu. Sadece ayı söylemesi gerekiyordu. In February. Çünkü bu tarihi verseydi başına 10 koyması gerekiyordu. Biliyorsunuz aylarda in. Bak, burada da vermiştik. My uncle was born. Aydın'da doğdu dediğinde in. Doğru cevap. I was mı, I wasn't mı? Bir bakalım. Şimdi ikisi de olur. Dün okulda değildi. I was at the hospital. Hospital'daymış, yani hastanedeydi dediği için ben dün okulda değildim, hastanedeydim. I wasn't. They were at the museum yesterday. Niye? Dün. Çünkü were var burada. Bu yüzden yesterday olması gerekiyor.
Hadi bakalım boşluklara emizar, vazvör koyabilirsin. Olumsuz halini de koyabilirsin. Olumlu ya da olumsuz. Hemen bunu yapıyorsun. Bakalım bu vazvör konusu iyice oturmuş mu? I feel fine today. Bugün iyi hissediyorum diyor ama dün hastaydım bakın. I was. Dün yesterday olduğu için. Fuat and Suat iki kişi. İki kişi olduğu için doğma işlemi geçmişte gerçekleşti. Were çoğul tercih etmem gerekiyor. Dün dedi direkt was. Dün Sunday pazardı. Bu yüzden so bu yüzden demek. Annem işteydi. Bakın geçmiş zamanda bahsettim. Geçmiş zamanda devam edeceğim. Anne tekil olduğu için was ya da wasn't. Ama pazar olduğu için annem çalışmıyor pazar günleri. İşte değil. Bu yüzden olumsuz yaptım. George was. Çünkü last year var bakın. Ama şimdi now olduğu için he is. Bu yaz emizar yaptırıyordu bizi hatırlıyorsanız. We olduğu için are. Last year we were. Now I am. Ago I was ya da I wasn't. Ama niye olumsuz yaptım? Bakın I am tall now. Şimdi uzunum. Ama 2 yıl önce değildim. Uzun değildim. Şimdi uzadım. We were. Niye? Last year. Bakın geçen yıl. My grandfather was an architect. Benim büyük babam mimardı. Neden was kullandım? Çünkü bakın is retired now. To be retired emekli olmak demek. Şimdi emekli olduğuna göre artık bu mesleği yapmıyor. Bu nedenle was kullandım. Yesterday olduğu için was, today olduğu için am. Şimdi burada hatalar var. Her türlü hata olabilir, gramer hatası olabilir, kelime hatası olabilir, anlam olabilir. Hataları bulup cümleleri yeniden yazmanızı istiyorum. Artık bunu full yaparsanız konuyu iyice anlamış olursunuz. A hairdresser can't cut hair. Diyor ki kesemez. Kuaför saç kesemez. Hayır. Halbuki can olması gerekiyor. Yapabiliyor. I am born. Aman tanrım. I am born ne demek? Geçmişte kalmış olması gerekiyordu. Doğdum ben artık. Bitti gitti doğum işlemi. I was born. Mustafa Kemal Atatürk was born on 1881 demiş. Burada da 10 yanlış. Yılların başına in geliyor. My mother is a manager. Annem müdür. Ne yapıyor? Binaları mı dizayn ediyor? Müdürler bina dizayn etmez. She can't olacak. Can değil. What do your father do? Burada da yardımcı fiil hatası var. Geniş zamanda baba he olduğu için, bir kişi olduğu için does yardımcı fiili kullanılır. Efe is at the library yesterday. Hem dün hem is. Olacak iş değil. O yüzden was yapıp düzeltiyoruz. When were your teacher born? Bak şimdi. Your olduğu için were yazmış. Kafası karışmış. Halbuki burada your teacher yani senin öğretmenin. Tek bir öğretmenden bahsediliyor. Bu yüzden was olması gerekiyor. Bu your senin demek, sen demek değil. Aman dikkat. Evet, 28 dakikada neredeyse yarım saatten az kısa sürede bütün konuyu yine sizlerle birlikte en önemli noktalarıyla çalışıp bol bol da etkinlikle pekiştirdik. Eğer dersi beğendiyseniz, size faydalı geldiyse lütfen like'lamayı unutmayın. Beğenin, paylaşın. Daha çok öğrenci faydalansın. Evet, bu ünite için tekrar size hatırlatmak istiyorum. 3 tane kanalımda video yüklü. Evet, bu 3 videoyu mutlaka izleyin diyorum. Kelime bilgisi, konu anlatımı ve oyun. Bunun dışında Ordinal Numbers videosunu izliyorsunuz. Ayrıca Dates and Year videosunu da mutlaka izleyin. Bu konu gerçekten bilgi anlamında çok fazla yüklü. O yüzden tek dersle işi bitirmek istemedim. Her bir anlatım için, her bir önemli nokta için ayrı video yaptım sizlere. Lütfen o dersleri dikkatlice not alarak çalışın. Böylece bu üniteden sınavda full çekersiniz ve bilgileri tam olarak öğrenebilirsiniz.
Evet, sizlere bu dönemde yine destek olmaya devam edeceğim. Ama tabii ki bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri mutlaka açın. Şimdi hemen herkes şu dakikada now at the moment check. Kontrol edin lütfen. Bildirimler açık mı? Herkes bildirimlerini açsın. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.